Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde 6. sınıflar iyilik üzerine adlı metnin etkinliklerini yapacağız. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Hazırlık çalışmalarında birinci sorumuz iyilik yapmak nedir? İyilik nasıl yapılır? Cevabımız iyilik yapmak zorda kalmış veya yardıma muhtaç birine karşılık beklenilmeden yapılan yardımdır. Eğer bir insana yardım ediyorsak bunu yardım ettiğimiz kişinin kalbini kırmadan onurunu zedelemeden gizli şekilde yapmalıyız diye cevaplandırılabilir. 2. En son kime ya da neye iyilik yaptınız? En son bir kediye iyilik yaptım. Onu besledim diyebiliriz. 3. İyilik yapınca ya da iyilik görünce kendinizi nasıl hissedersiniz? İyilik yapınca ya da birinden iyilik görünce mutlu oluyorum şeklinde yazabilirsiniz. İyilik üzerine adlı metni okuyalım. İyilik üzerine. İnsanları hayvanlardan ayıran birçok nitelikten birinin iyilik etme olduğunu sanıyorum. Neden derseniz yırtıcı hayvanlarla ilgili gördüğüm belgesellerde olsun, evcil hayvanlarla geçen yaşamımda olsun yakaladığı avı yiyeceğini başkalarıyla rahatça paylaşan hayvana rastlamadım. Hemen herkes avlarını yiyeceklerini alıp kaçarlar. Yanlarına yaklaşanları üstlerine yürüyüp kaçırırlar. Olsa olsa kendi yavrularına iyi davranırlar. İnsanlar öyle mi ya? Kimi zaman bize zahmet verse de sıkıntı çekmemize neden olsa da genellikle iyilik etmekten zevk duyarız. Bir yoksulu, bir acı duyurmak, çaresiz kalan birini derdinden kurtaracak bir girişimde bulunmuş olmak bize zevkten çok mutluluk ve huzur verir. Çoğunlukla onun teşekkürlerini belirtmesi de bizi eziklik ve utanma duygusuna götürür. Ama elbette dünyada yalnız kendisini düşünen, başkalarıyla ilgilenmeyen insanlar da vardır ki onların gününün birinde yalnız kaldıkları da çok görülen olaylardandır. Bize Yüce Yunus Emre'miz şu dörtlüğünde insanlara çalışıp kazanmalarını, yemelerini ve yedirmelerini öğüt verdikten sonra bir gönüle girmenin, bir gönül elde etmenin eşsiz değerini şöyle dile getirir. Dürüş, kazan, ye, yedir. Bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeğerektir, bir gönül ziyaretti. Ömer Hayyam da şöyle diyordu. En doğrusu Dosta düşmana iyilik etmen. İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur. Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen. Dünyanın ünlü yazın yapıtlarından iyilik etmenin birçok örneği vardır ki bunlardan biri Victor Hugo'nun Sefiller romanında geçer. Cezaevinden çıkan sabıkalı Jean Valjean kimsenin kendisine yatacak yer ve yiyecek vermediği bir yolculukta ona çok iyi davranan Piskopos Dinye'nin evine sığınır. Orada kaldığı gece Piskopos'un eşyasını ve gümüşlerini çalarak kaçar. Yakalanarak geri getirildiğinde Piskopos onu affettiği gibi eşyalarla birlikte gümüş şamdanları da ona vererek bunları satıp kendisine onurlu bir yaşam kurmasını söyler. Kendilerine büyük iyiliklerde bulunduğumuz bazı kimselerin bir zaman sonra bizden uzaklaştıklarını, kaçtıklarını görürsek şaşmayalım. Kimi insanların bu davranışları kendilerini küçük görme duygusundan, kaçınmalarından, durumlarının huzursuzluk vermesinden, bu iyilikleri kimi zaman onurlarını zedeleyen birer olgu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Hele hele sizin katkınızla, yardımınızla bir yerlere yükselenler vardır ki, bazıları yaşam boyunca size olan minnet duygularını belirtirken eziklik duymazlar. Ama bazıları da bunları unutmaya çalışırlar. Hiç ummadığım, bir şey beklemediğim insanlardan büyük iyilikler gördüm de, iyilik ettiğim kimselerin bana yüz çevirdiklerine tanık oldum. Hem de iyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir atasözümüzün doğrultusunda hiçbir karşılık beklemeden yardımcı olduğum kimselerin. Ama ne olursa olsun iyilik etmek çok güzel bir duygu. İnsanları dertlerinden kurtarmanın, istediklerine kavuşturmanın vereceği iç huzuru nice mutluluklardan daha büyük hem de insan olduğumuzun göstergelerinden biri. Doğan Aksan Yaşayınca. Evet birinci etkinliğe bakalım. Okuduğunuz metinde ilginizi çeken, hoşunuza giden, sizce önemli olan yerleri aşağıya yazınız. Burada ben Yunus Emre'nin Dürüş Kazan Ye Yedir, Bir Gönül Ele Getir, Yüz Kabe'den Ye Bir Gönül Ziyareti adlı dörtlüğü hoşuma gitti. Ve aynı zamanda Ömer Hayyam'ın da buraya yazdığım dörtlüğü de hoşuma gitti. Bunların ikisini yazdım. İkinci etkinliğimiz okuduğumuz metinde kullanılan bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Bu anlamlara sahip kelimelerin metnin hangi bölümünde kullanıldığını örnekteki gibi belirleyiniz. Yeğerek, yazın, halik, yapıt, dürüşmek, minnet, zahmet ve psikopos. Mesela güçlük kelimesi ne demektir? Zahmet demektir. Bu kelime ikinci paragrafın ikinci cümlesinde kullanılmıştır. Çalışmak kelimesi dürüşmek demektir. Bu kelime dördüncü paragraftaki şiirin birinci dizesinde kullanılmıştır. Daha iyi daha üstün demek yeğerek demektir. Bu kelime 4. paragrafı şiirin 3. dizesinde kullanılmıştır. Sözlü ve yazılı sanat ürünlerinin tümü yazın demektir. Bu kelime 7. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır. Bir emek sonucunda ortaya çıkan konulan ürün, eser, yapıt demektir. Bu kelime 7. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır. Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu, minnet demektir. Bu kelime 8. paragrafın 3. cümlesinde kullanılmıştır. Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı Allah Halik demektir. Bu kelime 9. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır. Katoliklerde bir bölgenin din işlerine başkanlık eden papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi ise piskopostur. Bu kelime ise 7. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır. 3. etkinliğimiz soru cevap etkinliğimiz Okuduğunuz ve metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yazar iyilik etmeyi nasıl tanımlamıştır? İnsanları hayvanlardan ayıran özelliklerinden biri olarak tanımlamıştır. 2. Yazar iyilik kavramı ile Yunus Emre'nin şiir arasında nasıl bir ilgi kurmuştur? Yazar iyilik yapmayı bir gönüle girmek olarak gören Yunus Emre'nin şiirinden örnek vermiştir. 3. Yazar iyilik etme ile ilgili hangi romandan örnek vermiştir? Yazar Sefiller romanından örnek vermiştir. Yazara göre iyilik gören insanların onlara iyilik yapanlardan kaçmalarının nedenleri nelerdir? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz? Kimi insanların bu davranışları kendilerini küçük görme duygusundan kaçınmalarından, durumlarının huzursuzluk vermesinden, bu iyilikleri kimi zaman onurları zedeleyen birer olgu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır denilebilir. 5. Yazar iyilik kavramını hangi yönlerden ele almıştır? Yazar iyilik kavramını iyilik yapanın hissettikleri, iyilik yapılanın düşündükleri ve iyiliğin asıl amacının ne olduğu sorularına cevap vererek ele almıştır diye yazılabilir. 6. Yazar metinde hangi atasözünü ve deyimleri kullanmıştır? Kullandığı deyimlerin ve atasözünün metnin içeriğine katkısı olmuş mudur? Açıklayınız. Cevabımız şu olabilir. Yazar zahmet vermek, sıkıntı çekmek, eziklik duymak gibi deyimleri kullanmıştır. Ayrıca iyilik et denize at balık bilmezse halık bilir atasözünü kullanmıştır. Bunlar metne anlam zenginliği katmıştır şeklinde cevaplanabilir. 7. Yazarın hayat tecrübelerinin bu yazıyı oluşturmaktaki katkısı nedir? Yazarın hayat tecrübelerini bu yazıda kullanması bu yazıyı daha inandırıcı yapmıştır. 8. Metin iyilik kavramına bakış açınızda herhangi bir değişiklik meydana getirdi mi? Metin iyilik kavramına bakış açıma herhangi bir değişiklik meydana getirmedi şeklinde cevaplanabilir. Dördüncü etkinlikte Aşağıdaki isimleri uygun ekler kullanarak örnekteki gibi anlamlı söz birlikleri haline getiriniz. Kapı ve kol kelimelerini kapının kolu şeklinde getirmiş. Yani isim tamlaması yapmış. Ben de gül ve bahçe kelimesine gül bahçesi, gömleğinin düğmesi, köpek tasması, iyilik zamanı, bakış açısı şeklinde isim tamlamaları oluşturdum. Burada peki yukarıda ekler kullanarak oluşturduğunuz söz birlikleri ile bunları oluşturan kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır açıklayınız diye soruyor bize yukarıdaki isim tamlamalarını oluşturan sözcükler tek başlarına kullanıldıklarında daha genel bir anlam oluştururlar. Düğme sözcüğünü kullandığımızda genel bir anlam vardır ama gömlek düğmesi dediğimizde diğer düğmelerden farkını ortaya koyabiliyoruz. Evet arkadaşlar burada isim tamlamaları ilgili bilgiler var. Bunları geçiyorum. Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarının altını çiziniz diyor. Ceketimin düğmesi isim tamlamasında ceketimin kelimesi tamlayan, düğmesi kelimesi tamlanan hepsinde ilki tamlayan ikincisi tamlanan şeklinde onun için hepsini tek tek okumuyorum Burada da yine zincirleme isim tamlaması, belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlamasına birer tane örnek verilmiş. Aşağıya geçtiğimde siz de aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini belirleyiniz. Okul defteri, belirtisiz isim tamlaması, çocuğun paltosu, belirtili isim tamlaması, deniz kıyısının serinliği, zincirleme isim tamlaması, çalışmanın yararı, belirtili isim tamlaması, tren raylarının parlaklığı, zincirleme isim tamlaması, dağ yolu, belirtisiz, Kırların şarkısı belirtili, gül fidanı belirtisiz, kalp gözü belirtisiz, yolcu otobüsü yine belirtisiz isim tamlaması deriz. B kısmı iyilik üzerine metnindeki isim tamlamaları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır açıklayınız. Tek sözcükle ifade edilemeyen varlık veya kavramları açıklamaya yarayan isim tamlamaları metnin daha anlaşılır olmasını sağlamıştır şeklinde cevaplanabilir. Şimdi aşağıdaki cümlelerde 6 çizili kelime gruplarına dikkat ediniz diyor. Yukarıdaki altı çizili kelime gruplarındaki isimleri ve sıfatları belirleyiniz. Bu kelime gruplarındaki isimler ve sıfatlar arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız. Şimdi sıfatları ben buraya yazdım, isimleri de buraya yazdım. Sıfatların isimleri şekil, renk, sayı, işaret, belirsizlik bakımından tamamlayarak metne zenginlik kazandırdığını düşünüyorum şeklinde yazabilirsiniz. Bu etkinliğe geldiğimizde ise siz de aşağıdaki sıfat tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarını bulunuz diyor. Ben buraya hepsini yazdım. Buraya bakabilirsiniz. İsim ve sıfat tamlamaları bazen iç içe olabilir. En zor kısmı budur çocuklar. Aşağıdaki örneklere inceleyiniz. Evet kimi insanların bu davranışları, kimi insanlar sıfat tamlaması, bu davranışlar sıfat tamlaması, Farkındaysanız iki tane sıfat tamlaması birleşip bir tane belirtili isim tamlaması oluşturmuş. Burada da güzel sıfat, yaz gecesi isim tamlaması bir sıfat, bir de isim tamlaması birleşip buraya ne olmuş? Sıfat tamlaması oluşturmuş. Dünyanın ünlü yazın yapıtlarını yazmışlardı ve bizden tahlil etmemizi istemişlerdi. Bu şekilde dünyanın isim, ünlü sıfat, yazın yapıtları isim tamlaması. Ünlü yazın yapıtları tamlayan ve tamlanan olmak üzere yine bir sıfat tamlaması. Şuraya sıfat tamlaması. Dünyanın kelimesine herhangi bir işlem yapmadığımız için direkt aşağıya isim olarak indirdik. Dünyanın kelimesini tamlayan ünlü yazın yapıtları sıfat tamlamasını ise tamlanan olarak biz buraya komple dünyanın ünlü yazın yapıtları söz grubunu isim tamlaması olarak yazmamız gerekiyor. B kısmı iyilik üzerine metnindeki sıfat tamlamaları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır açıklayınız. Metnindeki sıfatlar varlıkların daha iyi ve ayrıntılı anlatılmasını sağlamaktadır. Bir ismi, renk, şekil, sayı ve benzeri bakımdan belirten veya niteleyen sıfatlar metnin anlamını zenginleştirmiştir. Altıncı etkinliğimiz öğretmenimizin yardımıyla gençlerin iyilik ağacı projesinden yola çıkarak okulumuza bir iyilik hareketi oluşturmak için beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınasının sonucunda konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi birkaç dakikalık bir konuşmayla ifade ediniz. Konuşma sırasında yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Şöyle bir e, konuşma yapılabilir. Sevgili arkadaşlar hepimizin bildiği üzere iyilik yapmak dünyadaki en güzel davranışlardan biridir. Peki biz ne tür iyilikler yapabiliriz? Mesela çeşitli ihtiyaçları olan arkadaşlarımıza onları kırmadan yardım edebiliriz. Fidan dikerek ülkemizin yeşil kalmasında katkıda bulunabiliriz. Hafta sonları yaşlı bakım evlerini ziyaretlerde bulunabiliriz. Burası bulunabiliriz olacak. Unutmayalım iyilik yapmak insanı yüceltir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim şeklinde bir konuşma yapabilirsiniz. Yedinci etkinlik sizin bilgilerinizi istediği için bunu geçiyorum. 8. etkinliğe geçiyorum. Burada hikayeyi tamamlamamızı istiyor. Hikayeyi okuyalım. Su sesi bu minik çeşmeyi vaktiyle bir sahibül hayrat Bodur Minareli Mescid'in bahçe duvarına yaptırıvermiş. İnsanın az suyun bol olduğu zamanlar yıllar yılı mescidin cemaati, mahalle sakinleri, genç ihtiyar, çoluk çocuk, suyunu içip sahibül hayrata dua etmiş. Garibe yolcuya su vermiş minik çeşme. Küçümen yalarından sokak köpekleri, kurt, kuş, börtü böcek faydalanmış. Yalak ayağından çıkan su bir ark ile mescit duvarının altından geçip küçük bahçedeki dutları, mürdüm eriklerini, zerdali ve leylakları suluyormuş. Duvar dibindeki otların kuytuluğuna bir kirpi ailesi yuva kurmuş. Tunç lüleden gürül gürül serin serin akıyormuş su. Minik çeşmenin duası bu su sesi kisvesinde geceler boyu sürer, fecirle birlikte buna bülbüllerin ahengi katılırmış. Zamanla insan çoğalmış, su azalmış. Sağdan soldan her ne kadar suya düzgün vurulmaz arkadaş itirazları yükselse de tunç lüleyi çıkarıp yerine bir musluk takmışlar. Böylece su etrafına kümelenen kalabalık tarafından daha bir itinayla kullanılmaya başlanmış. İhtiyacı olan kabını doldurmak için bazen sırasını bekler olmuş. Varsın beklesin. Yine o minik çeşme, o mahalle halkının ve o yana yolu düşen garibin, yolcunun kurumuş dudaklarına şifa oluyormuş ya. Zaman da su misali akıp gidiyor güya. İnsanlar iyice çoğalmış. Nerede çokluk, orada güzellik hani. Bir gün çiğ süt emmiş birisi çeşmenin tunç musluğunu çalıp satmış. Kim bu namert diye mahalle halkı çok aramış, bulamamış. İşin kötüsü mertlik elden çıkıp namerdin sayısı artı vermiş. Çeşmeye musluk dayanmıyormuş. Çalan çalana. Derken işi kökten çözmeyi seven birileri lüleye bir tahta kazık çakıp çeşmeyi battal hale sokmuşlar. Suyun sesi kesilmiş, börtü böceğin garibin, yolcunun boynu bükülmüş. Cevat işte tam bu sırada devreye giriyor. Aslında çulsuzun teki 6 üstü bir berber kalfası. Evet bundan sonrasını bizim devam ettirmemiz istiyor. Bakalım biz ne yazmışız. Biraz büyüteyim burayı rahat okuyun. Cevat'ın parası yok ama kafası zehir gibi. Aynı zamanda herkes tarafından sevilen ve güvenilir biri. Cevat ev ev dolaşmış. Mahalleli ile konuşup insanlardan para toplamış. Mahalleli parayı biraz fazla bulmuş ama Cevat'a güvenleri de tammış. Kısa bir süre sonra topladığı paralarla çeşmeye en güzelinden pırıl pırıl bir musluk taktırmış. Bir de caminin duvarına çeşmeyi görecek vaziyette bir kamera taktırmış. Tabi çeşmenin musluğunu çalmaya çalışanlar kamerayı rahat bırakır mı? Bu sefer kamerayı gözlerine kestirmişler. Her gece caminin duvarından bir patırtı bir gürültü duyuluyormuş. Bir değil İki değil neredeyse her gece bu patırtı oluyormuş aynı yerde. Mahalleli merak içindeymiş. Bu gizemli gürültülerin nereden geldiğini merak ediyorlarmış. Bunun cevabını sadece Cevat ve mahallenin hırsızları biliyormuş aslında. Meğerse Cevat taktırdığı kameraya insanı öldürmeyecek ama canını yakacak kadar elektrik vermiş. Kamerayı çalmak isteyen hırsızlar kameraya dokundukları anda çarpılıp yere düşüyorlarmış. Çok yüksek bir yer olmadığı için zarar görmeden kaçıyorlarmış o gürültü mahalledeki her hırsızın kameradaki elektriğin tadına bakana kadar sürmüş. Şimdi o çeşmeden gürül gürül su akıyor. Mahalledeki hırsızlar dahil herkes o çeşmeden su içiyor. Evet hikayemizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Tarihimizde insanlara iyilik yapmak için adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bunun için birbirinden ilginç vakıflar kurmuşlardır. İşte bunlardan iki tanesi Evet, siz de bir vakıf kurduğunuzu düşününüz. Vakfın amacını ve künyesini yazınız. Bu vakfın açılışı için bir duyuru metni oluşturunuz. Bu metni süsleyerek sınıf panosuna asınız. Ben Sokak kedilerini koruyan vakıf diye bir vakıf kurdum. İsmi Tekirleri Koruma Vakfı, kurucunun lakabı Kedisever, kurulduğu yer İstanbul, kuruluş tarihi 15.01.2021 şeklinde yazılabilir. Evet sevgili çocuklar iyilik üzerine adlı metin etkinliklerini yaptık. Kanalımıza abone olmanız bizi mutlu eder. Hepinize iyi dersler diliyoruz. Görüşmek üzere.